Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir kadın gelerek diyor ki, ben kendimi sana diyor bağışladım, hibe ettim diyor. Orada oturan veya orada bulunan insanlardan birisi, erkeklerden birisi Peygamberimize diyor ki, bu kadınla beni evlendir diyor. Ve Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ona soruyor. Bununla evlenmen için diyor, mehir vermen gerekir. Verebilir misin diyor. Veremem diyor. O zaman araman lazımdır. Bulman gerekir diyor. İltemes ve lev khatemen min hadid. Git diyor, ara bul. Yeter ki nedir? Bir şeyler getir. Demirden bir yüzük bile olsa o kabul edilir diyor. Adam gidiyor, geliyor ama bir demirden yüzük bile bulmaktan acizdir. Fakirdir, kimsesi yoktur. Parası pulu yoktur. Olmaz diyor, mutlaka mehir şarttır. Nikah kıyılacağı zaman mehrin belirlenmesi gerekir. Adam epey oturduktan sonra kalkıp gidiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırıyor. Ona diyor ki, Kur'an-ı Kerim'den hangi sureleri biliyorsun? Söylüyor, şu sureleri bir söylüyor, anlatıyor. O zaman diyor, eğer bunları öğretirsen, ezberletirsen bu kadına, o zaman bunun mehri bu olur diyor. Kabul mü? Onaylıyor musun? Kabul ediyor musunuz? İki tarafta onayladıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları evlendiriyor. Yani bu kıssadan almamız gereken ders, mehir mutlaka gereklidir. Ve mehirden açılmış iken bazı kimseler evlendikten sonra hanımlarına verdikleri mehre el koyuyorlar. Hanımlarının mehirlerini alıp da başka yerlerde kullanıyorlar veya kendi adlarına veya çocuklarının adlarına efendim araba alıyor veya ev alıyor veya arsa alıyor. Kimin parasıyla alıyor? Hanımının parasıyla alıyor. Bu bir haksızlıktır ve o kadına zulümdür. Kadına verilen kadına aittir. Zorla alamazsın, onu mecbur edemezsin, onu tehdit edemezsin.